Bak bunlar maddi manevi bir sürü unsurumuz var bizim. Saygı, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma. Yardımlaşma kültürü ya. Ya bizim toplumumuzda bir yardımlaşma kültürü vardır. Allah aşkına ya 40 sene önce sen sokakta çöp Bu sadece ekonomik olarak düşünmeyin olayı. 40 sene önce Yine sıkıntılar vardı. Ama sokakta çöp toplayan bir anamı, dedemi tamam göremezdin. Niye? ki birisi ona yardım ederdi. Bu da kaybolduğunun delilidir. Evet. Niçin konuşuyoruz diyorlar ya bazen. Neler ne kaybolduk ki siz böyle konuşuyorsunuz diyorlar. Evet, buyur. Yardımlaşmanın kaybolduğunun göstergesidir Şimdi etrafımızda vardı Yani ben 90'lı yılları hatırlıyorum. 80'li evet. yıllarda işte mahallemizde gerçekten durumu çok kötü bu sefer mahalleli toplanırdı, ona götürdü, gerekli yardımı yapardı. Her mahalleli kendi mahallesindeki fakirlere bakardı. Ve bilirdi onların bilirdi kim olduğunu. Onları. Bilirdi onları. Onun ne ihtiyacı var? Bakın eve ihtiyacı varsa, evin damı akıyorsa gidip evinin damını yaparlardı ya. Eğer yakacak odunu yoksa ona yakacak odun verirlerdi. Yiyecek ekmeği yoksa gidip ona ekmek verirlerdi. Çocukları okuyamıyorsa gider okul alışverişini yapardılar ve onun çocuklarını okuturdular. Her mahallede mutlaka kim yoksun bilinirdi. neye ihtiyacı var bu bilinirdi. Şimdi komşumuz altta ne yapıyor Biliyoruz. ondan haberimiz yok bizim. Evet. Tamam mı? Hani yardımlaşma duygumuz? işte biz manevi şeyleri de kaybetmeye başladık artı yalan. ve ya öyle bir yalan söylemeye başladık ki biz. Yani yalana yani kata çizdiriyorlar derler ya. Yani öyle oldu ya. Müslüman bir kere yalan söyleyemez ki. Ya. Müslümanım diyorsun sen. Değil mi? Yani yalanı su gibi söylüyorsun. Herkese yalan söylüyorsun. Ama en büyük yalanı kime söylüyoruz? Kendimize söylüyoruz ya. En büyük yalanı da kendimize söylüyoruz biz. E şimdi yalan söyleye söylüyor yalan bir dünya oluştu. Utanmadan, korkmadan. Aynen öyle. Yani yalan bir dünya oluştu ve insanlar o dünyalarında artık yaşamaya başladılar. E peki nasıl bir araya geleceğiz biz? Merhamet. Ve Allah aşkına kaldı mı? Merhamet duygusu kaldı mı? Vefa. Vefa duygusu kaldı mı ya? Artık ne diyorlar? İstanbul'da bir, İstanbul'da bir semt adı kaldı. Vefa. Başka bir şey kalmadı ya yani. Vefa. Fedakarlık kaldı mı? Bakın bunlar bizi bir araya getiren manevi unsurlarımız. Din kaldı mı? Hocam bir şey dedi de, yani herkesin bir dini anlayışı var. Topladığın zaman din anlayışı. Tamam bireysel olarak öyle ama maalesef. Batılı oryantalistlerin bu ülkeye soktuğu belki de 300-500 yıldır bir şey var. O din anlayışı. anlayışı var. Bir evet. takım camialarla, cemaatlerle beraber bu ülkede bir sürü din anlayışı oldu. Evet. Mustafa Kemal bu anlayışları yıkmak için ne yaptı? Tarikatları kapattı. Niye kapattı? Yani İstanbul'da sadece 500 tane tekke var, 500 tane din var. İslam yok ki. Baktı ki bu olmuyor. Tamamını kapattı. Gerçek dini insanları öğretmeye başladı. Elmalı Hamdiye evet. yazarla beraber gerçek dinini Ömer Nasuhi Bilmenle beraber bu millete gerçek dinini öğretmeye çalıştı Mustafa Kemal. Onun için e din anlayışı bugün kalkıyoruz. Adam FETÖ din kisvesi altında ben bu ülkede diyor. yapılandı. Kendisinden başka herkesi küfre itti. Din benim dedi. Aynen öyle. Sadece o mu? Şimdi birçoğusunu tanıyoruz. İsim vermeyeyim ee, burada. Adamlarla konuşuyoruz. Hocam diyor din bu diyor ya? Din benim yaptım diyor. Bu diğerlerin hepsi yanlış diyor. İşte benden olan Müslüman, benden olmayan kafir diyor. Artık bu noktalara gelmiş durumda. Allah aşkına ya. Allah'ın gönderdi, Hazreti Peygamber'in getirdi, Ehli Beyt'in olduğu bir tane din mantığı vardır. Başka da din mantığı yoktur ki. Ama bakıyoruz ki toplumda bir sürü din var. Ve toplumda ne oldu? Adam bakıyor ki her şeyi diyor İslam adına yapıyor. Hani o şeyler diyorlar ya işte ben Müslümanım, benden başkası yok. Şimdi bakıyor adam ona, lan diyor bu faiz yiyor. Çocuklara tecavüz ediyor maalesef. Her türlü pislik var. Kul hakkına giriyor. Adalet duygusu yok. Ben Müslümanım diyor. Bu sefer Yeni nesil ne yapıyor bunlara bakarak? Ya yok diyor diyor. Ben böyle Müslümanlığı kabul etmiyorum diyor. O zaman diyor sadece Allah var diyor. Yani bu toplumda deizm niye deizim arttı? Evet. O... Bu toplumda deizm niye arttı? Ve popüler Bakıyor yukarıdaki yani. örneklere, cemaatlere, şunlara, bunlara vesaire bakıyor. İmam efendilerimize bakıyor, ilahiyat fakültelerimize bakıyor. Diyor ki ben diyor bu şekilde bir dini kabul etmem. Yani bir Allah var diyor. Haşa. Gerisini boş ver diyor. Ben Allah'a inanırım yani ben deistim diyor. Toplum da anormal derecede bu artmış durumda. Peki bu toplumun harcıdır din. Harçtır harç. Sen bunu çıkarttığın an yok edersin ya. Bir de bizim bir özelliğimiz var. Biz Türklerin bir özelliği var. Sen artık bunu kopartamazsın. Biz Türkler gittik farklı dinlere girdik. Hristiyanlık, Şaman, Budist falan girdik. Kimliğimizi tamamen kaybettik kültürümüzü tamamen kaybettik. Ama biz Türkler Müslüman olduk, kimliğimizi bulduk. Türklükle İslam öyle bir, bir iç içe girdi ki etle tırnak gibi artık. Ve din bu kimliğin harcı oldu. Sen eğer bu dini çıkartırsan Ortada Artık Türk iki diye yok, de bir, bir şey bar. kalmayacak, aynen öyle. İki yok, bir Türk bar. diye de bir şey kalmayacak, millet diye de bir şey kalmayacak. Onun için zaten fetö ve benzeri yapılanmalar bu milletin diniyle oynamıyor muydu yıllardır? Ha bu 30-40 yıldır belki 500 yıldır gelen bir takım çalışmalar var. Onun için milletin değerlerine sarılması lazım.